Bit Hero Kripto. Kripto'nun yeni kahramanı Bit Hero'nun sunduğu Kap Ekstra'dan merhaba. Merhaba Serkan Korkmaz. Merhaba Ali Baransel. Ne var gündem? Transfer gündemi biraz hareketli gibi. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a gideceği yönünde ciddi iddialar var. Onu konuşacağız. İlkay Gündoğan Türkiye'de. İlkay Gündoğan Türkiye'de ama transfer görüşmesi için mi? Yoksa bir reklam çekimi için mi Türkiye'ye geldi? 2 günlük izin almış. Belki hepsini bir araya getirmiştir. Ondan sonra şu anda gündem o yönde. Ve Laporte ismi yine konuşuluyor Galatasaray'da ama bilemiyorum Beşiktaş'ta yani. Beşiktaş'ta da isimler gündeme geliyor. Endur ismi var şu anda. Orta sahayı güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Genç bir oyuncu. Nereden başlayalım? Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu Türk futbolunun son yıllardaki en büyük starlarından birisi. Hani bir numaraya Arda Güler'i görecek koyacaksak, iki numara için özellikle bu son Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra Barış Alper Yılmazlar, Ferdi Kadıoğulları, onlar bir hayli öne çıktılar ve geçen yılki Boye satışıyla büyük bir sıçrama yaşayan Türkiye'deki transfer fiyatlandırması standardı şu anda bu oyuncular için 30'ları 40'ları konuşturur hale getirdi. Hatta yakın zamanda bir Davinson Sanchez Napoli 40 milyon şeklinde bir gündeme düşen bir dedikodu vardı. Ferdi Kadıoğlu'nunki pek dedikodu değil. Ferdi Kadıoğlu'nu kuvvetle muhtemel önümüzdeki yıl adada izleyeceğiz. Şu anda en ısrarlı ve ciddi teklifin Brighton'dan geldiği, hatta Brighton'lı yetkililerin İstanbul'da olduğu ve kulüp başkanı Ali Koç'la bir araya geldiği konuşuluyor. Ferdi'nin de menajeriyle ve yakınlarıyla yaptığı değerlendirmede artık İngiltere'nin yolunu tutmaya meyilli olduğu izlenimini ediniyoruz. Senin de bu konuda istihbaratların var. Ferdi Kadıoğlu bence açık konuşayım. Önümüzdeki sezonun artık kaçıncı haftasından itibaren olur onu bilmiyorum. Çünkü daha transfer dönemi devam ediyor. Ama belki bugün, belki yarın, belki daha da yakın. Belki yarından da yakın. Ama Ferdi Kadıoğlu'nun özellikle İngiltere'ye transferi an meselesi gibi duruyor. Brighton özelinde. Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun Arsenal'in de kendisine karşı yükseldiğini bilmesinden dolayı bir Arsenal hayali kurduğu konuşuluyor, tahmin ediliyor. Yani tabii ki hangi futbolcu Brighton mı, Arsenal mi tercihinde Brighton'ı tercih eder ki? Oysa ki Brighton'ın da enteresan bir kulüp olduğu ortada. Brighton scout sistemi çok iyi bir kulüp. Evet. Brentford da öyledir mesela. Brentford da öyledir. Brentford biraz böyle bir Danimarka. Biraz daha kuzey, İskandinavlara kayar. İşte Brighton... aradan bir Halil Dervişoğlu sızmış. O da Türkiye'ye nasip oldu. Brighton scout sistemi çok iyi bir kulüp. Çok iyi yatırımlar yapan bir kulüp. Hatta yani iyi satışlar da yapan bir kulüp. Yani Brighton, şimdi Ferdi'nin bir sıçrama tahtasına ihtiyacı var mı? Aslında şöyle düşünmek lazım. Hani Premier Lig'e gittikten sonra bir basamak gerekebilir. Hani Brighton iyi bir basamaktır. Ferdi kendini bir şekilde ispatlamış bir oyuncu. Ama Brighton iyi satışlar yapan bir kulüp. Ferdi evet şu anda işte 35 milyon euro civarında bir teklifin geldiği doğru Brighton kulübünden. Arsenal'in de çok yakından izlediği, Manchester United'ın çok yakından izlediği bir oyuncuydu. Bir de Ferdi'nin en büyük özelliği şu. Yani benim yani bir teori demeyeyim ama hani bir gözlemim var. Genelde hani Türkiye'den, Türk altyapısından yetişmiş. Yani eğitimini Türkiye'de almış. Futbolculara çok yüksek bonservisler vermiyor yabancı kulüpler. Yani onların belli bir marjı evet. Var. Çok iyi futbolcular oluyor evet. Ama işte 20-25 maksimum o derecede. Ama Ferdi futbol eğitimini yurt dışında almış. Ondan sonra Hollanda'da işte wonderkid olarak görülen. Daha sonra işte yolu Fenerbahçe'ye de kesişen bir oyuncu. Ve burada da ortaya koyduğu performans da hakikaten ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Sola koy oynar, sol öne koy oynar. 8 numara koy oynar. Geçen Avrupa müsabakaları. Avrupa Futbol Şampiyonası bunların hepsinde de çok iyi sınavlar evet, verdi çok, Ferdi. Çok iyi sınavlar verdi. Brighton'ın çok ciddi bir zaten uzun süredir ilgisi olan bir takım. Yani 35 Arsenal'de, iyi teklif 35. Ya, 35 iyi bir teklif. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani Brighton yani bir oyuncu izlediği zaman böyle hani her türlü detayına kadar raporlar. Ona göre de tekliflerini yapar. Yani Brighton bir de hani
finansal yönden çok böyle sıkıntı yaşayan bir kulüp de değil ve kime yatırım yapacağını da çok iyi bilir Brighton. Ferdi de yatırım yapılabilecek bir oyuncu. Şimdi benim aldığım bilgiler şu yönde, yani Ferdi aslında hani çok da aslında bu sene gitmek istemiyor. Fenerbahçe'de ilk başlarda çok da bırakmak istemiyordu. Evet, yani çok da gitmek istemiyor. Yani Mourinho ile de bir işte bir sezon geçirmek istiyor. Bir sene sonrasında belki daha da olgunlaşmış bir şekilde Avrupa'nın adanın yolunu tutabilir ama öte yandan Fenerbahçe'de şimdi böylesine bir teklif gelmişken bunu da değerlendirme arzusunda. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı yaklaşım da doğru. Ben değerini bulduktan yaptığı sonra yaptığı yaklaşımı detaylandıralım. Seyircimiz bilmiyor olabilir. Nedir Fenerbahçe'nin yaklaşımı? İstersen onu bir açalım. Yani Fenerbahçe bu transfere çok sıcak. Fenerbahçe bu transfere çok sıcak çünkü ortada iyi bir bonservis bedeli var. Aynen. Ben daha önce de söylediğim gibi yani bir oyuncu değerini bulduğu zaman, ki bence Ferdi değerini buldu. Yani artık hani 35-40. Türkiye'den bundan yukarı, yani bundan yukarı nadiren çıkar. Değerini yani bulduğu zaman elden çıkar. Bir kere oldu zaten. Oyuncu. Yani fazla riske girmeye gerek yok. Bunun aksi örneklerini Türkiye'de çok gördük. Yani çok ciddi teklifler geldi. Abdülkadir Ömür. Ömür. Yani benim diyeceğim odur ki Ali, sen %50 veriyorsun. Yani %50'nin aslında birazcık daha üzerinde. Ben de onu diyecektim. Onu söyleyebiliriz. Yani Ferdi'nin de aslında İngiltere'ye gitme yönünde hazırlıklar yaptığına dair bilgiler de var. Onu da çok net olarak söyleyeyim. Ya yani eşyalarını topladı diye dedikodu çıktı şimdi. Hani söyleyelim, belki seyircimiz de biz bu videoyu yayına hazırladığımız anda bu dedikodulardan belki bizden önce bile haberdar olabilir. Yani bazı şeyler için artık an meselesi diyebiliriz. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'la ciddi şekilde yakınlaştığı, Fenerbahçe kulübünün bu transfere sıcak baktığı abi gidiyor, artık gidiyor, gizlenemez gidiyor, bir noktada. Ferdi evet. Gidiyor. %50 değil bu iş artık, %70'lere. 70'lere 80'lere kadar çıktı. Burada yapılması gereken şu, yani yanlış anlaşılmasın, sakın kimseye akıl fikir falan verdiğimiz ver yok. Abicim ne olacak? Yok abi, haddimize mi kimseye akıl fikir vermek? Öyle bir şey değil ama Brighton'ın bir sonraki satıştan çok ciddi bir gelir elde edeceğini söyleyebilirim. Yani Ferdi'nin bundan sonraki adresi İspanya'nın iki büyük takımı olabilir. İngiltere'de kafaya giden takımlar olabilir. Yani Brighton bir oyuncuya boşa yatırım yapmaz. Fenerbahçe'nin mutlak suretle sonraki satıştan güzel bir pay koydurması gerekiyor. Bu vesilede hani Ferdi'den iki gelir elde etme ihtimali de olur. Çünkü ben Brighton'da iyi oynayacağını, çünkü Ferdi'ye çok uygun bir lig aslında Premier Lig. Ve Brighton'ın da bir sene sonra olmasa bile iki sene sonra Ferdi'yi daha da yüksek fiyatlara, 55'lere, 60'lara satabileceğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Fenerbahçe mutlaka sonraki satıştan da pay koyduracaktır. Evet, Ferdi Kadıoğlu Türk futbolunun yükselen değerlerinden birisi. Umuyorum ki çok önemli liglerin, tüm dünya tarafından takip edilen liglerin çok önemli takımlarına gider. Brighton bunlardan biri değil gibi gözükse de sahne alacağı yer İngiltere Premier Ligi hakikaten evet, çok önemli. Ve Ferdi de bunu hak eden değerlerimizden birisi. Yolu açık olsun diyelim. Daha bitmiş bir şey yok. Islak imzalar atılmadı ama bu transfer kuvvetle muhtemel gözüküyor. İngilizler burada. Sayın Başkan'la da bir görüşme gerçekleştirdiler. Bir de ben Fenerbahçe'yi şu yönden çok takdir ediyorum. Fenerbahçe son dönemde çok iyi satışlar yaptı. Yani oyuncu satışından çok hatır sayılır miktarlarda paraları kasalarına koydular. Belki sportif anlamda başarı yok. İstenen başarı bir türlü gelmedi ama en azından Fenerbahçe şu anda Türkiye'de oyuncu satışlarından çok ciddi anlamda gelir elde etti. Ezberi bozdu. Bozdu. Yani Türkiye'de öyle bir şey yoktu yani. Anlatabiliyor muyum sana? Yani genelde diğer taraflar yani da hareketlendi. Ölü yatırım yapılıyordu Türkiye'de. Ölü yatırımlar yapılıyor. Aynen. 32 yaşında, 33 yaşında artık kariyerinin sonuna gelmiş oyuncular yine bunlar yapılıyor ama Fenerbahçe gerçekten benim çok bu noktada takdir ettiğim kulüplerin kesinlikle başında geliyor. Yani Fenerbahçe al satışını çok iyi yapıyor. Şimdi Ferdi'den de 35 milyon civarında bir para geldikten sonra, bunu kasaya koyduktan sonra Fenerbahçe şimdi daha rahat bir şekilde işte bu 6 numara pozisyonu için, işte 6-8 numara pozisyonu için kesenin ağzını açabilecek noktaya gelecek. O anlamda güzel işler çıkıyor. O anlamda isimler var mı gündeme gelen? Yani şu anda konuşulan hep aynı isimler hakkında konuşuyor. Ya yani, Amrabat konuşuluyor mesela yine, hala. Amrabat'ın ismi yine gündemdeki ama biraz... Berge düştü sanki gündemden. Ya o da gündemde. Ama Fenerbahçe biraz daha rahat hareket edecek yani bu noktada. Ama tabii Ferdi'nin boşalttığı nokta için de bir transfer gerekebilir. O noktada. Orayı, çalışmaları da yine Fenerbahçe Osterwold'e bir şekilde... Bence daha çok stoper rotasyonu yani. Evet, yani Ferdi'nin mevkisinde de bir... Ha, Mert Müldür de solda oynar bu arada. Yok, Ferdi'nin boşluğunu mutlaka dolduracaktır Fenerbahçe, onu söyleyeyim yani. Evet, bu yani bakıyorum işte aç
X Trend Topic. Birinci sıra ne biliyor musun şu an? İlkay Gündoğan. Evet. Yani... havaalanındaki fotoğraflar yansıdı mı? İlkay Gündoğan'ın İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Ve bunun üzerine de tabii ki adı yakın zamanda bir süredir Galatasaray'la ve yakın zamandan itibaren Fenerbahçe'yle de anılan Alman milli oyuncu, şu anda Barcelona'nın forma giyen oyuncusu, dünyaca ünlü, çok başarılı oyuncu ve gururumuz aynı zamanda da. Çünkü İlkay her zaman için... Alman milli takımının kaptanı. Yani daha ne olsun. Ve her zaman içinde Türklüğüyle övünen, evet, evet. Türk olduğunu vurgulayan, Türkiye'deki kültürü yakından takip eden, yanındaki eşiyle 17 Ağustos'ta Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı tarihte, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı yerden nikah kıyan Kopenhag'da. 17 Ağustos demiş. Çok özür dilerim. Çok da kötü bir tarihtir 17 Ağustos. Aklımızda gerçekten çok büyük bir acıyla kaldı ama 17 Mayıs'ta Kopenhag'da nikah kıyan İlkay Gündoğan işte eşiyle İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Son duyumu Ali Baransel'in, yayına girmeden önce onu söyleyeyim, Ankara yolunda olduğu yönünde. Ya bir reklam çekimi için yani 2 günlük izin aldı. Belki bir kamu spotu falan da olabilir. 2 günlük izin aldı. İşte ailesiyle, eşiyle bu izin süresi içerisinde Türkiye'de olacağı ve bu süre zarfında da bir reklam filmi çekeceği. Yani ama birkaç İspanya'da... önemli yurt dışı kaynak da İlkay Gündoğan'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'la transfer görüşmeleri yapmak üzere 2 gün izin alıp Türkiye'ye geldiği şeklinde bilgilerde yazdı. İşte İlkay Gündoğan'ın... Yani... Barcelona'ya yakın kaynaklar, Barcelona'ya yakın yabancı haberciler, gazeteciler diyelim, onlar son derece rahat. İlkay'ın seyahat planının tamamen reklam çekimi üzerine olduğu, transfer dedikodularının gerçeği yansıtmadığı yönünde haberlerini yaptılar. Ben sana söyleyeyim Ali, yani kusura bakma. Ya bir görüşme olur mu olmaz mı ben bilmiyorum ama ben hala aynı fikrin arkasındayım, aynı iddianın arkasındayım. Şimdi, mesela. Bence markayı öğrenseydim ben sana kesin yanıtı söylerdim. Atıyorum. İşte Kontraspor'un reklam çekimi için geldi, tamam mı? Abi Kontraspor'un reklam çekimi için tabii senaryo uyarınca bir Green Box'ın önüne İlkay'ı ikamet ettiği Barcelona'da çekemez misin? Yok abi onu niye... Ne yapacaksın? Göbekli Tepe'yi mi gezdireceksin? Hani, yok abi belki... Tabii yani, ki senaryoyu bilmiyoruz yani, ama... Senaryoyu bilmiyorsun ama yani Green Box'ta yapılacak bir iş olsa zaten Green Box'ta yaparlar. Bence burada çekilecek bir reklam filmi. Ondan sonra eşiyle ama tabii, niye geldi? Ama dedik ailesiyle bir tatile Ankara'ya. Tatile, kim tatile Ankara'ya gider Ali? Çekim oldu orada, bir çekim olduğu yönünde bilgiler var. Ankara'ya tatile giden var mı Ali? Niye abi, Ankara güzeldir. Biz Ankaralıyız ve Ankaralılığımızla da her zaman övünürüz yani. Özellikle yaptım. İstanbul'da mı oturursun, sen, Ankara'da mı? Tercih tamamen sen. Ben her zaman Ankara'yı tercih ederim yani. Biz Ankara'da. Gerçekten abi. İstanbul varken Ankara'da oturacaksın yani. Kesinlikle yani. Peki sen bilirsin. Ankara'yı seven bir daha vazgeçemez Ankara'dan, öyle bir gerçek vardır yani. Ve Ankara çok farklı bir yerdir. Hem şairin hem dediği dostluklarıyla gibi. Hem o yaşam tarzıyla falan Ankara'nın... Şairin dediği gibi Ankara'nın en güzel yanı İstanbul'a dönüşü. Ben tam tersini söylüyorum yani. Ya dalga geçiyorum ya. Tamam, sen taktiksiz, zevkler, renkler tartışılmazsa istediğin yeri seversin. İzmir adamısındır yani, biliyorum yani. Tabii ki. Sen de İzmir adamısın. Yani İzmir varken Ankara yani... Yok abi biz Ankara'dayız abi. Antalya mı? Bursa mı? Abi ikisiyle de, iki şehrimizde de çok şeyim olmadı ama... Güzel, Antalya, yaşanır ikisinde de. Yaşanır. Antalya daha, yani Antalya... İklim biraz sıcaktır ama böyle Bursa'da deniz gidip, var, çok, dağ var. Çok gidip gelmişim var. Kayak da yapıyorsun, su kayağı da yapıyorsun Bursa'da. Bursa'yı da yemek, severim içmek. Ama tabii evet abi şöyle bir İskender miskender falan şeydeki... Izgara. Eski otogardaki. Ooo karşıdaki. Tabii. Ya ne güzeldir orası. Süt helvası üstüne. Tabii. Evet devam edelim. Neyse evet. İlkay konusunda... verdiğimiz olasılıklar, bu olasılıkları ben verdim. Buradan Ali sorumlu değil. Ali de şerh koymadı ama bana çok katıldığını düşünmüyorum. Ben İlkay'ın Türkiye'ye gelme olasılığını en azından bu sezon olarak kısıtlamazsak %50 olarak görüyorum. Gelme olasılığını? Evet. Türkiye'ye gelme olasılığını. Bu sene olarak kısıtlamazsak. Tamam ama işte çok farklı bir şey söylüyorsun. İşte önemli olan bu sene. Ben İlkay'ın futbol kariyerini Türkiye'de bırakacağını mutlaka, yani Galatasaray mı Fenerbahçe mi olur onu bilemem ama ben hani sanki Galatasaray'da bırakacağını oynayacağım. Bırakmasa bile Galatasaray'da emin gibiyim. Ben de emin gibiyim. Düşünüyorum. Ama onun dışında ben İlkay'ın şu anda bu sezon özelinde konuşacak olursak ben hala
Bunun bir hayal olduğunu soru işaretiyle yaklaşıyor. Hayır, hayal mi? Hayal. Bence maliyeti son derece yüksek. Barcelona'da bir sene daha, en kötü ihtimalle bir sene daha kalacağını düşünüyorum ilk ayın. Ve tamamen bu işlerinde, evet, Fenerbahçe'nin ilgisi var. Galatasaray'ın da mutlaka ilgisi var. Mutlaka hani kovalayacaklar bu transferi. Özellikle Fenerbahçe sonuna kadar kovalayacak. Ama finansal anlamda, bir de ilk ayın kariyer planlaması anlamında ben Barcelona'da yola devam edeceğini, Hansi Flick'le yeni bir hikaye yazmak için savaşacağını düşünüyorum. O yüzden bence ya bu transfer... Peki Barcelona sence gelen teknik direktörü her kim olursa olsun onun dediğini yapan bir kulüp mü? Barcelona ilgi tabii yani. Barcelona teknik yani. Direktör falan dinlemez yok, abi. Yok abi, yapar yine teknik direktörü dinlemez. Alır abi. Yok, büyük almaz. Abi, alır abi, niye almasın? Hayır yani. Hiçbir zaman. Real Madrid de alır, Barcelona da alır ama planları vardır bu kulüplerin. Zaten Barcelona'ya sene, gelen teknik direktör Barcelona'nın sene, kurgusuna uyar abi. Barcelona'nın kurgusuna uyar, Barcelona'nın kurgusuna yoksa gider Barcelona'nın zaten. Barcelona'nın bir sistemi vardır. Barcelona'nın bir oyun sistemi var oturmuş. Her şeyiyle. Ta Cruyff'tan bu yana gelen bir oyun sistemi var. Zaten mükemmel de bir scouting'i var. O sisteme uyan oyuncuları zaten mutlaka transfer ediyorlar. Mükemmel bir altyapısı var evet, zaten her şeyden yani, önce. Kesinlikle ama yani teknik adamında önüne işte o sisteme uyan 3-4 oyuncu konur. Teknik adamında fikrini alır. Aynı şey Real Madrid için de geçerli. Müsaadenle bir şey söylemek istiyorum burada. Çünkü bu konuda taban tabana zıt düşünüyor gibiyiz. İlkay Gündoğan'ın sezonun bu kadar arifesinde 2 mesai 2 gün Barcelona'dan kamptan ayrılıp Türkiye'ye gelmesinin tabii ki bir reklam filmi çekimi vardır, olabilir. Ama sadece bir reklam çekimiyle ilgili olduğuna asla inanmıyorum. Tamam, ben de büyük kulüplerde şöyle bir şey vardır abi. Özellikle Barcelona gibi çok büyük kulüplerde de. Şimdi ticari konularda abi, Barcelona'nın anlayış. Resmi imzalı yani Barcelona'nın futbolcusu, tamam mı? Barcelona transfer görüşmesi izni vermeden evin yani kulübün kapısından evine gidemez yani, anlatabiliyor muyum? Evet. Barcelona bu izni vermek zorunda. İşte 48 saat. Tamam. Yani ben böyle bir izin verildiğini de düşünmüyorum. Zaten böyle bir izin olsa, tamam mı? Bu zaten mutlaka İspanyol şu aşamada Getson 48 saat Katalan, izin alsa Beşiktaş'ta ne düşünürsün? Katalan basında da yansır abi. Onlar 48 saat izin alsa bir İngiltere'ye gitse. Ne düşünürsün? Mesela Getson ya da abi onu... Fenerbahçe'de kim? Fred sakat değil. 48 saat izin aldı. İspanya'ya gitti. Ne düşünürsün? Abi bu zaten sızar. Bir şekilde sızar yani. Bence kulüpten, sızdı zaten. Kulüpten sızar. Barcelona kulübü de mutlaka zaten bak çok iyi gazeteciler var. Barcelona biliyorsun işte kendi medyası da olan da bir yani Katalonya'dan dolayı. El Mundo Deportivo çok iyi bir gazetedir ondan sonra. İstihbarat kaynakları da çok iyidir İspanyol gazetecilerin, Katalan gazetecilerin. Madrid'in vitrini marka gibi değildir marka, tabii. Marka ve as gibi. Ama şöyle söyleyeyim sana, böyle bir şey olmuş olsaydı emin ol bir şekilde bu iş sızardı. Barcelona transfer görüşmeleri yapma iznini verdiği yönde bilgiler de gelirdi. Ben kesinlikle Barcelona'nın böyle bir izin vermediğini düşünüyorum. Ve ilk ay tamamen kişisel işleriyle alakalı, ticari işleriyle alakalı bir şekilde Türkiye'ye geldiğini düşünüyorum. Benim bir yani anda 2024 senesinde. İzlenimim de bu yönde, aldığım bilgiler de bu yönde. Ama yani dediğim gibi mutlaka Fenerbahçe... Ben yorum yapıyorum. Senin yok, gibi yok. Bilgi üzerine konuşmuyorum. Yok yok ben... Yani, ama bana hiç normal gelmedi. Ben yok, ben son derece normal karşılıyorum. Ama heyecanlandırıyor insanlar. Yani tabii şimdi ilk ayın böylesine transfer gündeminin ilk sırasında olduğu günde... Günlerde Türkiye'ye gelmesi tabii kafalarda tesadüftür soru belki. İşareti oluşturur ama bir taraftan da böyle bir transfer haberciliğinde de böyle bir iştah ortaya koydurur yani. Takipteyiz. Takipte kalmak da durumundayız. Zor, çünkü ben zor. Şiddetle şüpheleniyorum. Zorluğunu ben de kabul ediyorum. Ya zaten gazetecilik şüpheciliktir abi. Aynen. Şüpheyle yaklaşacaksın. Ben çok şüpheyle yaklaşıyorum. Zaten gördüğüm kadarıyla bu kadar trend topikte bir olması falan X'te yani herkes de şüpheyle yaklaşıyor. Hani ben de sanki çok hani... Kimse şüpheyle yaklaşmıyor da ben kendi kendime... Acaba mı diyorsun ama ben o acaba sorusunu çok... Galatasaray'ın sanki ihtiyacı var böyle yani. Bir şeye. Aynen. Ha bu arada Fenerbahçe'de de tabii 2-1 kaybedilen Lille maçı sonrası Jose Mourinho'nun Fred'i özledim cümlesi yani manidar bulundu. Yani daha 3-4 hafta daha yok bu kadar kritik haftalarda. Hadi Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdın, hadi ligin ilk haftalarında bir 3-5 puan kaybederse Fenerbahçe... yani hakikaten sendeleyerek, tekleyerek sezona başlamış olur. Bu da daha ilk resmi maçında Kurun için 30'lu dakikalarda ıslıklandığı bir ortamda Fenerbahçe'de sabır katsayısı bir hayli düşükken hoş olmaz. O sebeple İlkay'la
ilgilenen tek takımın Galatasaray olmaması bana mantıklı geliyor. Yani Fenerbahçe'nin de şu anda hani görüntüsü iyi değil orta sahada. Yani dediğim gibi ben artık İK genelinde konuşmayacağım ama Fred 4 hafta sonra falan dönecek. Bu 4 haftalık süreç için Fenerbahçe hemen acil bir şekilde transfer yapar mı yapmaz mı bilemiyorum. Ligde 6 puan ama, kaybedip Şampiyonlar Ligi'nden elenirsen sıkıntı olur Ali. Ya sıkıntı olur ama ben şu anda yani Fenerbahçe herhalde ligde yani başlar başlamaz bu 3-4 hafta içerisinde 6 puan kaybetmeyecektir. Benim görüşüm o yönde. Oynanan futbol. Tabii. Futbol belli olmaz. Oynanan futbol yavaş yavaş bence Fenerbahçe anlamında Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edecek seviyeye de gelecek. Lig karşısında büyük bir talihsizlik. Aynen. Çok büyük dandik iki gol ya. Evet çok dandik iki tane gol. İki gol. Ama Fenerbahçe bence Lille eleyebilecek güçte. Keşke maç 1-1 bitseydi de çok daha rahat bir şekilde Fenerbahçe Kadıköy'de sahaya çıksaydı. Ama işte artık deplasman golü bilmem ne falan filan o işlerde biraz olmadığı için Fenerbahçe mutlaka kazanmak zorunda. Kazanacak gücü de var bence. Ali kabul edelim İspanya milli takımı Avrupa Şampiyonası öncesinde mutlak favori değildi. Bir numaralı favori de değildi ama çatır çatır oynadı. Ama oynadığı futbol zaten bak ben sana bir şey ben biliyorum ben İspanya'yı tuttuğum için ilk maçtan, takip ediyordum bence yani. Aynen. İlk maçtan hak ederek geldi. Gösterdiler aynen. Yani. İlk ve o takımın önemli parçalarından birisiyle ilgili Türkiye'de iddialar var şu anda. Bir stoper Laporte Suudi Arabistan'da forma giyiyor. Laporte'la ilgili yazılanlar, çizilenler var. Bizler de kendi kaynaklarımızdan ulaşmaya çalıştık. Tabii ki burada ilk sorguladığımız şey Abdülkerim Bardakçı oldu. Çünkü Laporte gibi bir iddialı isim gündeme geliyorsa herhalde yedek kadroya alınmıyordur yani. Yani Abdülkerim tabii işte sol stoper sonuçta. Laporte da sol ayaklı bir stoper. Galatasaray'ın şu anda hem Nelson hem Davinson Sanchez gibi iki önemli isim var o pozisyonda. Laporte yani bence bu iki isimden biri giderse belki olabilir. Sonuçta El Nasr'ın dünya para döktüğü isimlerden bir tanesi Laporte. Yani hani şöyle bir iddia var Galatasaray'a teklif ya menajerler tarafından önerilmiş. Ya Suudi Arabistan'da mutsuz diye bir iddia var hep. Hani yani orada aradığını bulamadı. Bir de şimdi üst düzey bir Avrupa Şampiyonası deneyiminin ardından tekrar hani Şampiyonlar Ligi'dir, UEFA Ligi'dir, Avrupa kıtası ve civarlarında olmaktır. Hani böyle bir şeyin ihtiyacı da doğmuş olabilir. Şeyin Real Madrid'in oyuncuya ilgisi olduğu söyleniyor. Ben Laporte'un şu anda hani kariyer planlamasında böylesine bir üst düzey oyuncunun şu anda kariyer planlamasında Türkiye olduğunu düşünmüyorum. İspanya'dan, İngiltere'den de yine piyasası olan bir oyuncu. Maliyeti de yüksek. Bilemiyorum yani çok zor ama Galatasaray'ın öncelikli olarak stoper mevkinde Nelson veya Davinson Sanchez'ten birini elden çıkarması lazım ki şu anda Galatasaray'ın öncelikli olarak ihtiyacı olduğu bir pozisyon değil bence. Taraftarı heyecanlandırır mı? Heyecanlandırır ama ben yine bu transfere de çok şey bakmıyorum. Gerçekçi bakmıyorum yani sevgili Serkan Korkmaz. Evet Beşiktaş 5-0'lık Süper Kupa zaferinden sonra yelkenleri rüzgarla doldurdu. Ama takımdaki eksikler de bazı Beşiktaşlı önde gelen yorumcular, kanaat önderleri tarafından, duayenler tarafından ya bu 5-0'lık galibiyet, zafer, kupa, süper kupa aldatıcı olmasın uyarıları da yapıldı. Yani hala takım içinde eksikler gündeme getiriliyor. Ve bu bağlamda da isimler geçiyor. Beşiktaş'taki mevcut gelinen transferdeki noktadaki hareketlilik sence ne durumda? Abi Beşiktaş çok önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Rafa ve Immobile'nin zaten gelir gelmez takımı olumlu etkilerini hep beraber izledik. Ama Beşiktaş'ın dediğim gibi yani bunu hep söylüyorum. Bu 5-0'lık galibiyet adamda böyle bir narkoz etkisi yaratır. Böyle bir halüsinasyon görürsün. Ya ben hani gelecekle ilgili halüsinasyon gördürür. Böyle bir özgüven aşılar adamı. Ama Beşiktaş'ın bunu görmemesi lazım. Bu halüsinasyonu görmemesi lazım. Çünkü kadroya halen takviye ihtiyacı var. Beşiktaş'ın bir kere hani sol ayaklı sahada da oynayabilen bir kanat oyuncusu aradığını biliyoruz. İyi bir isim üzerinde duruluyor. Yine orta sahaya bir transfer, fırsat transferi yani hani böyle takımı çok finansal anlamda yormayacak bir transfer. Bunu da Endur olacağı biraz aşikar gibi. Geçen sene Braga'da kiralık olarak Paris Saint-Germain'in oyuncusu.
Ondan sonra genç de bir oyuncu. Yani 20. kadro derinliği 20 yaşında. Kadro derinliği anlamında kesinlikle çok Beşiktaş'a, az oynamış Ali. Tabii az oynamış. Çok genç bir oyuncu daha yani, ama sonuçta Paris Saint-Germain de Paris Saint-Germain'in oyuncusu. Yani hani Onana'dan hoşnuttu Van Bronckhorst? Yok, ben çok hoşnut olduğunu zannetmiyorum. Hmm. Yine bir yerli sol bek üzerinde durulabilir. Belki dediğim gibi bir Kole ile bağlantılı olmak koşuluyla, hani Kole'nin gidip gitmemesiyle bağlantılı olmak koşuluyla bir sol stoper durumu olabilir. Ama Beşiktaş'ın orta sahaya ve özellikle şu anda Beşiktaş'ın birinci gündemi kanat. İyi bir kanat oyuncusuyla lige başlayacak diye tahmin ediyorum Beşiktaş'ı. Beşiktaş iyi yolda. Bakın çok net söylüyorum, taraftar rahat olsun. Yani Galatasaray karşısında oynanan oyun hakikaten beni çok tatmin etti. İyi bir teknik direktörü var Beşiktaş'ın. Bunu defalarca söyleyeceğim. Çok iyi bir teknik direktör. Benim soru işaretleri vardı kafamda biraz. Çünkü hep Hollandalı teknik adamların Türkiye'de başarılı olmadığını gördük. Yani yok bir başarı Hollandalılardan Hiddink'ten ama. Giovanni van Bronckhorst farklı bir kimlik. Ondan sonra eski bir yıldız bir oyuncu. Bence dünya yıldızı sayılabilecek oyunculardan bir tanesi. Yani futbol olduğu dönemde yani damga vurmuş, hep yani hep hatırlanacak bir isim Giovanni van Bronckhorst. Bence teknik direktörlüğü de iyi. Özellikle Glasgow Rangers'ta ortaya koyduğu bayağı da kupa kaldırdı. Evet, ortaya koyduğu performans çok Avrupa Kupası aldı ya. Ha, pardon, direkten döndü. Eintracht Frankfurt'ta penaltılarda kaybetti. Ya final oynadı yani. Aynen. Ondan sonra o kupayı alabilirdi. Yani ben o kadar memnun oldum ki, yani sağ kenarında o konsantrasyonunu hiç bozmadan böyle bir orkestra şefi gibi, adeta iyi bir orkestra şefi gibi takımı yönetti. Zubin Mehta gibiydi. Bilir misin Zubin Mehta'yı? Bilmez miyim ya? Zubin Mehta'yı mı? Three Tenors'un orkestra şefinden bahsediyorsun. Yani, oradan hatırlarsın. Three Tenors dediğinde Caracas, Carreras, Domingo ve Pavarotti. Evet. Ama yani bir... Zubin Mehta'yı sadece öyle açıklaman, sadece o üç hani tenorla anmaman lazım. Zubin Mehta bir efsanedir. Efsanedir abi. Klasik müzik camiasında. Ondan sonra yani... Pazar konserleri Hikmet Şimşek. Evet. Deniker. Muhteşem. Ali'cim yani müzik sen konusunda eski, fena değilimdir. Eski adamsın yani. Eski değilim. Değil mi? Müzik konusunda bir de aynı zamanda ilgiliyimdir. Hani eskiliğime laf etmedim. Hani eskisindir, şutsundur, busundur ama müzik konusunda iyiyimdir yani. Benim oğlum şu anda 9,5 yaşında. Dönem. Besteci klasik müzik ayırır. Evet. Ben aşılamadım. Türkiye'de de biliyorsun Gürer Aykal, ondan sonra bir de Borusan. Bir de Azerbaycanlı Rauf Abdullayev vardır. O da çok büyük orkestra şefi. Bir an Hulşenk Azeroğlu diyeceksin sandım. Benim fotoğrafım var biliyor musun Hulşenk Azeroğlu'yla. O aslında başka bir iş yapıyor. Asker miydi Hulşenk? Yok, bilmiyorum. Bir şeydi. Başka bir şeydi de bir İstanbul'da yandan tenordu. Tenor de güzel, ya iyi bir güzel. Şey. Asıl yani Azerbaycan'da Zeynep Anlarova vardır. Efsane ses Zeynep Anlarova. Hulşenk Azeroğlu da fotoğrafım var. Bu Gala Daşlı Gala şarkısı biliyorsun abi. Size selam getirmişim. Size selam getirmişim. Asıl en meşhur şarkısı odur abi. Hulşenk Azeroğlu Türkiye'ye gerçekten bir dönem müziğiyle damga vurdu. Çok da sevildi. Zaten kendi ülkesinde çok sevilen bir sanatçı. Azeri tenorlarda çok meşhurdur. Ve dünyada da söz sahibidir. Azeri tenor deyince böyle bir akan sular durur biliyorsun. Asıl geçenlerde burada biliyorsun yayına girmeden önce bir çok önemli bir eser. Geleyseher. Polat Bülbüloğlu. O da Bülbüloğlu. Çok büyük ya. Büyük ses. Azerbaycan'ın Kültür Bakanlığı Rusya yapmış. Federasyonu Büyükelçiliğini yaptı. Ha, Büyükelçiliğini yaptı. Kültür Bakanlığı da yaptı diye hatırlıyorum. Çok önemli. Bak ben Hulşenk Azeroğlu'yla onu karıştırdım galiba. Evet, Polat Bülbüloğlu. Evet, Polat Bülbüloğlu. Evet, neyse müzik muhabbetinde. Ya şunu da ekleyelim Ali sonunda. Beşiktaş'la ilgili var mı bir şey söylemek istediğin? Yok en son onu söylüyordum. Yani biraz şimdi müzik girince araya. Taraftar Giovanni van Bronckhorst'a güvensin. Güveniyor zaten. Güvensin, sonuna kadar güvensin. Bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Umut ediyorum ki Beşiktaş bu sezon şampiyonluğun en iddialı takımlarından bir tanesi olacak. Umut ediyorum çünkü ben de Beşiktaşlıyım. 24 yıllık fırtına gibi girdi zaten. 24 yıllık kongre üyesiyim. Önümüzdeki sene divan kurulu üyesi olacağım tabii. Dolayısıyla hani gönlüm her zamanki gibi yani iyi bir Beşiktaşlı olarak bu sene şampiyonluktan yana. Ama olabilir. Yani yolda bazı yol kazaları olabilir. Çünkü yeni bir nazar teknik boncukları adam olur. Olabilir. Belki çok da iyi bir sezon geçmeyecektir ama Beşiktaş'ın mutlaka bu teknik adamın arkasında durması gerekiyor. Bizdeki en büyük hata ne biliyor musun? Kötü gittiği zaman hemen gönderiyorsun. Bak Gordon Milne direkten döndü. İlk sene 7. bitirdi. İkinci sene biliyorsun istediği şeyler olmadı. Bir ilk iki maçta galibiyet elde etmişti. İlk şampiyonluğun geldiği sene.
Ondan sonra pardon ilk 4 hafta içerisinde bir galibiyet, bir mağlubiyet gibi bir şey oldu. Böyle yine bir hemen gönderin bunu falan yazılmış. Ardından gelen 10-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle uzayan bir Beşiktaş vardı. Ondan sonra Gordon Bin gerçekten tarih yazdı Türkiye'de. Yani biraz arkasında durmamız gerekiyor teknik adamların. Bence Giovanni Van Bronckhorst o adam. Ne kadar temiz, o adam yani. Ne kadar çok güzel düşüncelerin sana var Ali, ama son 2 yılın şampiyonu Okan Buruk'un bu sezon başlamadan yenmeye çalıştığı bir ortamda fazla polyanlacılık oynuyorsun. Bak, son 2 yılın şampiyonu Okan Buruk'u yemeye çalışan bir klik var ya. Farkında değil misiniz? Yani pek güzel şeyler olmuyor gibi gözüküyor ama Galatasaray daha sezon başlamadı ya. Galatasaray senin daha çok uzmanlık alanın. Ama ben yani Türkiye'de bu hoca harcanmasını, bu işte sürekli hoca değişimini pek tasvip etmiyorum. Yani özellikle büyük kulüplerde. Yani şans verilmesi gerekiyor. Yani illaki ilk senesinde başarılı olacak diye bir kaydı yok. Ya yani bir şans verilsin. Yani sistem kolay oturmuyor bir takımda. Yavaş yavaş oturuyor. Bazı şeyler taşlar. Bazen yavaş yavaş oturuyor ama o taşlar oturduğu zaman işte çok farklı noktalara gidiyor işler. Ben Giovanni Van Bronckhorst'um ya, çok net söyleyeyim. Biraz şüpheli bakmıştım ama bu 5-0'lık maçın skorundan dolayı da değil. Ortaya koymaya çalıştığı tam oturmamış sistem. Bak görüyorsun maçı izlerken bir şeyler yapmaya çalıştığını gördük hepimiz. Bu bana umut verdi. Daha çok eksikler var ama yavaş yavaş ve mükemmel bir teknik heyeti var. Mükemmel bir teknik heyeti var. Van Gastel falan, yani biliyorsun hani evet, beyni evet. Zaten Giovanni Van Bronckhorst'un beyinlerinden bir akıllı tanesi. Akıllı insanlar akıllı insanlarla çalışır. Kesinlikle. Hadi. Dolayısıyla yani bu teknik heyetin ne olur arkasında duralım. Sıkıntılar yaşanabilir, yaşanacaktır. Bu sene şampiyonluk gelmeyebilir ama bu sistemi oturttuğu zaman makina düzeninde bir Beşiktaş olacak. Ben bunun kokusunu alıyorum. Evet, Trabzonspor'a Rapid Wien maçında başarılar diliyoruz. Onlar Başakşehir'de başarılar diliyoruz. Weghorst gündemi vardı ama şimdi tabii maç o gündemin önüne geçti. Ama Weghorst'ta Trabzonspor birbirlerine hala çok yakın, gelişmeleri aktaracağız diyelim. Evet. Ve sözü merkeze bırakalım. Sözü merkeze bırakalım. Söz Fuat Aktağ'da. Bit Hero Crypto.